konuşuyorum. Hep Zoom'da olunca bunları unutmuşuz. Özür dilerim. Ben sizin sesinizi alamıyorum yalnız. Bakayım ses mi kısıkta. Ha, şimdi duyuyorum. Tamam. Ay, herkesten, bütün katılımcılardan tekrar özür diliyorum. Gerçekten hep Zoom'da yapıyoruz bunları. Benim de aklıma bile gelmedi Instagram update etmem gerektiği. Tekrar çok özür dilerim. Hemen başlıyorum Ali Hanımcığım. Merhabalar tekrar herkese. Hoş geldiniz bu güzel günde. Şimdi Ali Müjde bugün hepinizin bildiği üzere Ben sizi bir saniye rica edeceğim. Çünkü hiç çok kesik kesik geliyor sesiniz. Bir şey yapmayı deneyeceğim. Acaba Wi-Fi'den çıksam daha mı iyi olur ses diye düşündüm. Siz beni alıyor musunuz? Peki bir saniye ben bir Wi-Fi'den çıkayım ki. Konuşursanız bakayım ben de. Evet, bir deneyelim tekrar. Tekrar sorunuzu alayım lütfen. Bilgilendirmek istiyorum. Sorusu olan varsa mesaj kutuna yazabilir. Ben de okuyarak iletmeye çalışacağım. İlk soru o zaman. Kadınların iş hayatındaki istihdam hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Peki şimdi tabii bugün buraya katılan herkesin bu konuyla çok alakalı ve bilgili olduğunu düşünüyorum. Yine de birkaç tane rakam vermek istiyorum. Ben 35 senedir iş hayatında olan bir insanım. Ve gerçekten Türkiye'nin özellikle OECD ülkeleri arasındaki durumuna çok üzülüyorum. Çok önemsiyorum kadın istihdamının önemsenmesi gerektiğini ekonomik büyüme açısından ve artı aslında fakirliğin yok olması açısından ne kadar önemli olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bugün baktığınız zaman OECD rakamlarına baktığınız zaman Türkiye'de ve dünyada özür dilerim 153 ülke arasında biz 130. sıradayız cinsiyet eşitliği sırasında. İstihdamda ise 136. sıradayız. Şimdi bu ne demek? Biz sonlardayız demek. Bu nasıl etkiliyor bizi? Yaklaşık 200 milyar dolar olarak hesaplanıyor bunun yıllık Türkiye'ye olan kaybı. 200 milyar dolardan bahsediyoruz. Dolayısıyla kadının istihdamda daha çok yer alması aman ne güzel olur değil, şart. Eğer biz gelişen bir ülke istiyorsak, büyüyen bir ülke istiyorsak kadının istihdamda olması olmazsa olmazımız. Şimdi buna mukabil biliyorsunuz pandemiyle beraber ne yazık ki işten ayrılmalar arttı. Ve bütün raporlar, TÜİK verilerine baktığınız zaman, istihdam raporlarına baktığınız zaman da şunu görüyoruz. Ne yazık ki, evet pandemide çok insan işten ayrıldı. Ama oransal olarak işten ayrılan kadınların oranı erkeklerden daha fazla. Yine TÜİK'in verilerinden baktığımız zaman 2019 Kasım'la 2020 Kasım'ı mesela kıyaslar. ...69.000'den 8 milyon 270 bine düşmüş. Bir sene içinde. Kasım 2019, Kasım 2020. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Her bir kadının çalışması lazım. 10 milyon kadının evde oturması demek, 10 milyon tane iş gücünün yok olması demek. Dolayısıyla hepimizin el birliğiyle hem çalışması lazım, hem bunu savunması lazım. Hayatınızda zorluklarla veya şahit olduğunuz olaylar var mı? Tamam. Aleyna'cığım önce ne zaman bitireceğiz söyle ben ona göre hızlı hızlı anlatmak istiyorum. Geciktiğim için Şey yapabilirim. söylüyorum. Yapmayın. Yani 20 dakika gibi hesaplayabilirim yine. Tamam peki. Şimdi
Herkes ama herkes. Şimdi ben 86 senesinden beri iş hayatındayım. Ve 86 senesinden beri dünyada çalıştım. Malezya'da çalıştım, Singapur'da çalıştım, Bahreyn'de, Dubai'de, çok ülkede çalıştım gerçekten. Dolayısıyla aslında kadın erkek eşitsizliğinin kültürel farklılıklarını da çok net olarak da görmüş bir insanım. Şimdi öncelikle teker teker gidelim isterseniz. Ne tip zorluklarla karşılaşıyor kadınlar ve hangileri ben birebir yaşadım. Şimdi eğer ki ben X kuşağıyım, sizlerden biraz daha işte şanslı şanssız bilemem ama hani daha tecrübeliyim. Bir kere Türkiye'de şununla karşılaştım ve çok şaşırdım. Ben çok geç evlendim, geç çocuk sahibi oldum ama evlendiğim zaman etrafımda herkes bana döndü dedi ki, "Aa, işten ne zaman ayrılıyorsun?" Ben böyle bir şok geçirdim. Anlamadım niye dedim. Niye hani evlenince ayrılıyor insanlar, kadınlar evlenince işten ayrılıyorlar dediler bana. Anlamadım ki dedim. Bir öğrendim ki Aleyna'cığım. Meğerse Türkiye'de bir kanun varmış. Ve bu kanun diyor ki eğer ki bir erkek karısına derse ki ben senin çalışmanı istemiyorum. O zaman karısı bunu iş yerine götürüyor ve tazminatını alıyormuş. Ve sırf tazminat almak uğruna bir dolu kadın da sonradan çalışacak olsalar dahi bunu yapıyorlarmış. Şimdi ben bunu duyduğumda nasıl şaşırdım biliyor musunuz? Dolayısıyla bence en büyük engel zaten yani kanunlar güya kadını koruyor gibi ama aslında istihdama belki de fazla yer almayacak kanuni önlemlerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi birincisi bu tip kanunların bence çok dikkatli olması gerekir. Şimdi neden bunu söylüyorum? Çünkü çoğu insan, çoğu genç kadın bütün dünyada aslında işe başlarken erkeklerle aynı hedeflerle, yüksek hedeflerle başlıyor. Bir takım raporları sizin için okumuştum. Oradan birkaç şey söyleyeceğim size. Mesela McKinsey'nin araştırması bunu söylüyor. Diyor ki, herkes 2016 araştırması herkes çok hevesli çalışırken ilk başlarken ama başladıktan sonraki yıllarda bu hevesleri azalıyor diyor. Neden azalıyor? İşte evleniyor, işte çocuğu oluyor, işte bazen de iş yerlerinde onların yükselmesini destekleyen mekanizmalar olmuyor. Mesela yine o McKinsey'in raporlarında şunu söylüyor. Mesela mentörlük bile aldığında kadınlar erkeklere göre aldıkları mentörlük farklı sorularla geliyor mentörler diyor. Mesela kadına mentörlük yaparken hiç hedef, bir sonraki kariyer basamağı vesaire sorulmazken erkeğe bunlar soruluyor gibi. Şimdi ben neler yaşadım? Birincisi tabii ki en büyüğü ben bir yerde genel müdür yardımcısıydım. Çok genç yaşta bir internasyonel kurumda genel müdür yardımcısıydım. Çarşamba günü izin aldım, cuma günü doğurdum. Çocuğum 40 gün olmamıştı, işe başladım. 50 gün olmamıştı, seyahatlerdeydim. Şimdi bu mesela neden böyle? Kimse bana gidemezsin demiyor. Ama öyle bir baskı var ki senin üstünde. Kadınlar olarak biz yükselebilmek için erkeklerden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bizim algımız. Öyle bir beklenti de var. Bakın tekrar söylüyorum, yabancı bir kuruluştaydım. Dolayısıyla hani bir Türk kuruluşu bile değil. İnternasyonel çalışan bir insandım. Buna rağmen böyle hissettim. Biraz değişti tabii bunlar. Ama bu bence bu baskı, görünmeyen kurallar var ya. İşte diğer genel müdür yardımcılarıyla aynı olmalıyım. İşte onun için daha çok çalışmalıyım. İşte bebek doğurdum, aman öyle doğum izni falan yapmamalıyım ki demesinler bana. Bak sen de genel müdür yardımcısın ama İşte ötekiler daha buradalar, sen ama bebek izindesin. Halbuki ne var, bu insanın en doğal hakkı. Dolayısıyla mesela birinci zorluk bu gerçekten dışarıdan. Aman kadına bak, işte dünyada gitmediği yer kalmıyor. 5 yıldız otellerde kalıyor. İşte ne bileyim business class uçuyor falan filan deniyor dışarıdan sana. Ama gel içine bak. Çocuğun 40 gün olmamış işe başlamışsın. Bu ne kadar büyük bir acıdır. Onun için dinleyen herkese diyorum ki lütfen doğru zamanda çocuk sahibi olsunlar. Çocuk sahibi olduklarında da haklarını gayet doğru olarak kullansınlar. Bu en doğal hakkımız. Peki birinci zorluk buydu ama benim çalıştığım dönemlerde bu kadar farkında da değildik. Anlatabiliyor muyum? Kendimiz de farkında değildik bunu bu şekilde yapmamız gerektiğinin.
Birinci zorluk bu. İkinci zorluk. Bunu maaş kısmında da maaşlar arasındaki farklılıkla ilgili de biraz bahsedeceğim. Orada da anlatırım ama mesela genel müdür yardımcısı olduğumun bir dönem sonrasında öğrendim ki benim aldığım maaş diğer genel müdür yardımcılarından yaklaşık %20 daha az. Çoğu erkek zaten. Ve sonra öğrendim ki bu son derece normal. Neden normalleştirmiş? Aslında norm olmuş. Kendilerince bir norm olmuş. Kağıt üstünde bir şey yok. Neden? Muhtemelen nedenle kadınlar ev bakma yükümlülüğünde değiller. Kadın ne zaman eşit maaş sahibi oluyor? Bütün dünya için konuşuyorum bunu. Yani sadece Türkiye için değil, bu dünyada da geçerli bir şey. Bakarsanız dünyadaki raporlara en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Kadınlar ne zaman eşit maaş alıyorlar biliyor musunuz? Tek başınaysa, boşanmış, ya bir evlenmemiş, çoluğu çocuğu var ama tek başına kendi bakıyor vesaire. Öyle olursa biraz daha yakın alıyor. Eğer yok eşi var zaten ne diye algılanıyor? Asıl eve para getirmek mükellefiyetinde olan kişi erkektir diye algılanıyor. Dolayısıyla ikinci zorluk da mesela bu. Üçüncü zorluk, ben Malezya'da bir sene yönetici adayı eğitimi aldım. İlk işe başladığımda çok uzun hikayedir, ona çok detay vermeyeceğim ama. Ben o çok çok iyi bir eğitimdi. İşte bir kontrat imzaladım. Eğer ki işten ayrılırsam 2 sene öncesinde ayrılırsam o zaman euro falan yok. Bilmem ne kadar Swiss franc para ödeyeceğim. Çünkü işte onlar bana yatırım yapıyorlar. Eyvallah bunda bir sorunum yok. Bana dediler ki görüşme esnasında. Bak biz seni yönetici adayı eğitimine yolluyoruz 1 sene Malezya'ya. Dolayısıyla 5 sene boyunca evlenmeyeceksin. Ve çocuk yapmayacaksın. Bunu ben bakın tekrar söylüyorum. Bizim algılarımızın da değişmesi lazım. Onun için çok savaş veriyoruz biz giderde de. Bunu son derece normal karşıladım. Dedim ki tabii adamlar bana yatırım yapıyorlar. Ama bu çok insan haklarına aykırı bir şey. Ve şunları yaşadım sonrasında. Beraber Malezya'ya gittiğimiz 2 kişi gitmişti Türkiye'den. İlk Türklerdik. 2 kişiden diğeri erkekti. Ve erkek olan arkadaşım yaklaşık 3 sene sonra evlendi. 4. sene sonrasında bebeği vardı ve hiç kimse hiçbir şey demedi ona. Dolayısıyla iş hayatında kadınlar zorluklarla savaşmak zorunda. Başka zorluklar müşteri tarafında. Özellikle benim çalıştığım yıllarda. Ne oluyor biliyor musunuz? Erkek aynı mesleği yapan erkek arkadaşlarınız müşterinizi gece rakıya götürüyor. Birebir gidiyorlar ve orada masada hakikaten iş hallediyorlar. Siz kadın olarak bunu yapamazsınız. Türk toplumunda hiç yapamazsınız. Yaptınız mı hemen bir algı yapıştırılır üstünüze. Bir yapmadığınız zaman da masada zaten işler kotarılıyor. Dolayısıyla bir dolu taraftan gerçekten kadın erkek eşitliğinin algılanmamasının da yani eşit olmaması ayrı bir şey. Bir de algılanmaması var. Gerçekten yarattığı zorlukları birebir yaşadım hepsinden Leyla'cığım. Birebir yaşadım. İşte yaşanmasın diye de gerçekten 10 senedir Kagider'in üyesiyim. Gerçekten elimden geldiğince de fedakarlıkla çalışmaya çalışıyorum. Bütün arkadaşlarımız gibi 400 üyeyiz biz. Çünkü biz çok çektik. Sizler çekmeyin istiyoruz. Sizler daha eşit anlayışın hakim olduğu ortamlarda çalışın istiyoruz. Aleyna sesin gitti. Gerçekten bir Yine sesin gitti. Ben alamıyorum sesini. İstersen alttan mı yazsan? Alamıyorum. Bir daha söyler misin lütfen? geliyor mu? Girişimci olmak Şimdi isteyen geliyor. kadınlara ne gibi tavsiyeler? Tamam. Girişimci olmak isteyen kadınlara ne gibi tavsiyeler yaparım? Bir kere Kagider'i ve Genç Kadıgider'i takip etsinler. Daha girişimci olmaya karar vermeden önce. Neden? Birazcık ondan da bahsedeyim. Sonra kendi söyleyeceklerimi söyleyeyim izin verirsen. Şimdi neden? Çünkü Genç Kagider ve Kagider girişimci olmak isteyen kadınlar güçlensin diye kuruldu. 18 sene önce kurulurken amacı kadını sosyal ve ekonomik ortamda güçlendirmekti.
Ve 18 senedir bunun için çalışıyor. Niye takip etsinler? Çünkü mesela şimdi çoğunluk öğrenci anladığım kadarıyla bizi izleyenlerin. Doğru mu Aleyna'cığım? Şimdi örnek vereceğim. Düş ortağım, lütfen internete girip düş ortağım diye Google'layın. Kagider düş ortağım diye girin. Düş ortağımda örnek veriyorum. Online küçük küçük 3 dakikalık 4 dakikalık videolarla üniversiteden sonra seni ne bekliyor ile ilgili bütün başlıklar var. Buna özgeçmiş hazırlamada var, iletişimde var, ne istersen var. Mesela bu neden takip etmeleri gerektiğini bir tane cevabı. İkinci cevabı, son sınıf öğrencilerimiz. Kaç tane var bilmiyorum bizi dinleyen. Lütfen kulaklarınızı iyice açın eğer son sınıftaysanız ya da üçüncü sınıftaysanız. Duydunuz mu bilmiyorum, geleceğin kadın liderleri. 10 senedir yapıyoruz Kagider olarak. Sanofi bizim buradaki paydaşımız. Ne yapıyoruz? Eşit eğitim, eşit fırsat olmayan kişileri, genç kadınları seçiyoruz. Ve bu kişilere canlıyken, yüz yüzeyken, pandemiden öncesinde 2 gün, diğer pandemi olunca mecburen online eğitimler veriyoruz. Pandemi öncesinde nerelerde yaptık? İşte Lüleburgaz'da yaptık, Ankara'da, Trabzon'da, Adana'da vesaire vesaire. Şimdi ne yapıyoruz orada da? Orada da işte kadınların girişimci olabilmesi için ya da kariyerlerine kurumsal bir yere girdiler, orada yükselebilmeleri için. Çünkü ikinci önemli amaç da istihdamda. Sadece istihdamı kazandırmak değil biliyorsun. Kazandırdığın insanı, o kadını karar verecek konuma da getirmek. Şimdi dünyada zaten karar verici konumda kadın çok az. Dünyada %31 gibi bir rakam var yönetim kurulunda kadın. Türkiye'de biliyorsunuz yani yerlerde sürünüyor. Dolayısıyla bu amacı da gerçekten eğer kurumlara girmek istiyorsa bu mezun olacak arkadaşlarımız, onların yükselmesi için ya da girişimde bulunması için GKL, geleceğin kadın liderleri, bir başka takip etmeleri gereken Kagider ürünü. Bir başkası Pusula. Pusula da bizim online girişimciler için, iş kurma fikri olan insanlar için yaptığımız bir eğitim platformumuz. Bir tane daha bahsedeyim. Geri kalanını Kagider'den verirsiniz. Onun dışında başka şeylerde, yetkinlik anlamında da söylemek istiyorum çünkü. İşimi kuruyorum eğitimlerimizde. Yine online'a çevirdik. Biz aslında çok gurur duyuyoruz. 17 Mart'ta biz dijitalleşen, her şeyimizi Zoom'a taşıyan bir derneğiz. Dolayısıyla her şey online. İşimi kuruyorum eğitimlerinde de iş kurma fikri olan ya da kişilere eğitim veriyoruz, iş kurma eğitimleri. Dolayısıyla bir kere girişimci olmak isteyenler bu dördünü, hani Kagider'in hepsini takip etsin, ama eğer ki hepsini takip edemiyorsa bu dördünü. Başka bir şey, bunu şu anda bile isteyebilirsiniz, hepinize yapmaya gönüllüyüz. Bilmiyorum duydunuz mu, I am remarkable. Duydunuz mu? Aleyna duydun mu? I am remarkable diye Google'ın bir inisiyatifi. Duymadım. Peki, I am remarkable. Buna da girip bakın lütfen. Dünyada Google'ın orta kademe yöneticisi 2 tane kadın, Londra'da 2 tane kadın bir fark ediyorlar ki kendi başarılarını yeterince seslendiremiyorlar. Bunu da performans analizi sırasında fark ediyorlar. Ve diyorlar ki kadınların kendi başarılarını daha iyi telaffuz edebilmeleri için, kendi başarılarından bahsedebilmeleri için hadi bir atölye düzenleyelim. Bu oteller o kadar başarılı oluyor ki sonra sadece kadınlar değil, temsili az olan herkes gönüllü olarak katılabildiği eğitimler haline geliyor. Google bunu Kagider'e getirdiğinde üstüne atladık tabii ki. Ben bir eğitmenim. Ben 35 senelik iş hayatımın son 20 senesini yetişkin eğitimlerine harcayan bir kişiyim. Şirketim de bunu yapıyor. Dolayısıyla hemen dedim ki bunu mutlaka yapmalıyız. Çünkü işte kadının başarılarından konuşabilmesi lazım. Başarılarını dillendirebilmesi lazım. O normları, o ülkedeki, kültürdeki normları bir tarafa koyup eğer hedefleri varsa bunu yapabilmesi lazım. Dolayısıyla I'm Remarkable başka bir eğitim, mutlaka takip etmeleri gereken. Eğer isterseniz de sizin toplumunuza özel biz bilabedel yapıyoruz, bunları verebiliriz. Şimdi bunlar dışında çok okuyun arkadaşlar. Nereden okuyorsanız okuyun, ama okuyun.
Yani mesela Harari'nin 21. yüzyıla 21 ders gibi kitaplarını okuyun. Yani yetkinliklerinizi geliştirecek her şeyi takip etmeniz lazım. Bugün baktığınız zaman 21. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz zaman mesela bir eleştirel düşünce var. O zaman sizlerin yeni gençliğin eleştirel düşüncede kendinizi geliştirmeniz lazım. Başka bir konu mutlaka iletişim kurabilme ama normal bir iletişim değil. Yani herhangi bir şeyi ikna etmek için beraber iş yapma yeteneğinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü pandemiden sonra sevgili arkadaşlarım hepimiz biliyoruz ki işten ayrılmalar olacak. Mecburen işten istihdam azalacak. Ama bir yine de şunu biliyoruz. Bunun en son geçen ayki raporunda da yazdım kendisi. Evet, bazı iş kollarında yani rutin işlerde herkesin yapabileceği işlerde işsizlik artacak. Daha doğrusu işe insan alınmayacak. Belki onları robotlar yapacak. Ama eğer ki sizin eleştirel düşünceniz varsa ya da birlikte olarak iş yaratılması gereken işlerde, yaratıcılık gereken işlerde de siz gençlerimize büyük bir talep olacak. Dolayısıyla ben bunu çok önemsiyorum. Gerçekten çok önemsiyorum. Şimdi girişimci dediğin zaman bir şeyi daha çok önemsiyorum. O da mutlaka bir finansal okur yazarlığınız olması lazım. Mühendis de olsanız olması lazım. Psikolog da olsanız olması lazım. Dolayısıyla mutlaka bir gidin bir şekilde öğrenin finansal okur yazarlığı. Çünkü biz şunu biliyoruz. Ölüm vadisi diyoruz buna da. İş fikriniz var, süper. 3-5 kuruş bir sermaye finansa eriştiniz, birazcık para da buldunuz. Hadi o da süper. Ama eğer ki sizin finansal anlamda yetkinliğiniz yoksa, yani finansal okuryazarlığınız yoksa ilk 3 yılda bu ölüm vadisinde yok oluyorsunuz. Girişimciliğin en önemli 3 yıl, en önemli yılları. Dolayısıyla finansal okuryazarlığınıza dikkat edin ve de yönetim takımı bir arada tutabilme, takımı bir şeylere motive edebilme gibi yönlerinizi geliştirin. 3 tane şey. Yetkinliklerinizi arttırın. Bu yetkinlikler içerisinde eleştirel düşünce, takım olabilme, liderlik ve finansal okuryazarlığa da ekstra önem verin derim. Ne zaman isterseniz de tabii ki Kagider'e sorun. Çünkü Kagider'in vermiş olduğu gönüllü hizmeti bu zaten. Hemen burada bence zaten takip etmeyen kalmasın. Yani Kagider'i de, Pusula'yı da, düşü ortağımı da, genç Kagider'i de lütfen. Yine sesin gitti. Bir daha söyler misin? Sesini hiç almıyorum ben senin. Bir daha rica edeceğim. Ne yazık ki almıyorum sesini ben. Sen Evet, alabiliyor alıyorum musun şu benim an sesimi. sesimi? Tamamdır. Ha, şimdi geldi. Benimki de Şimdi geliyor mu? geldi. Tamamdır. Şimdi geldi. Teşekkür Sorusu ederim. olan yoksa burada etkinliğimize ara verelim diyorum ben. Ona göre tamamdır. Resim çekmeyi unutmayalım, olur mu? Kagider bekliyor resimleri. Resmi çektim. Dediğim gibi eğer sorusu olan varsa Tamam. Var mı? Seve seve. Sorusunu da verebiliriz. Onlar sorular var. Şu an yok Var görünüyor. mıymış İsterseniz soru? ara verebiliriz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hayat yolculuğu diliyorum. Herkes Teşekkürler, birlikte gün sizin de batımı öyle. kutlu olsun diyorum. Ben Ufak teşekkür ederim. olur, Ben çıkabilirsiniz. çıkabilir miyim? Ufak bir aramız olacak. Tamam. Tamam. Eğer beklemek isterseniz bekleyebilirsiniz. Biz bir soru var burada. Diyor ki kadınların karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi olabilmesi için neler yapılabilir? Sevgili Beyza sormuş. Beyza, hemen söylüyorum. Şimdi karar mekanizmasında olmak
çok önemli bir şey. Bu ne demek? Yükseliyorsun demek. Şimdi bir kere şu çok önemli. Burada birkaç bacak var. Bir, o kadın, yani yükselmek isteyen kadının odaklanması lazım. Onun istemesi ve talep etmesi lazım. Yani ağlamayana meme yok. Başarılar kendi kendine konuşmuyor. Başarının cinsiyeti yok. Dolayısıyla bunun farkında olarak önce kendimiz bunu talep edeceğiz. Birincisi bu. İkincisi, karar mekanizmasında biliyorsunuz bugün artık ne konuşuluyor? Yönetim kurulunda kadın kurulları var. Yani ne yapılıyor? Daha çok kadın olsun, daha çok kadın yükselsin vesaire. Bunlar desteklenmeli. Üçüncü ve çok önemlisi ki KGDER bunun için politik olarak devletle de çalışıyor. Şunu istiyoruz. Biz diyoruz ki kadının güçlenmesi, karar mekanizması gelebilmesi ne demek? O yolculukta öğütülmemesi lazım. Onun için ne lazım? Bir kere çocuk bakım evleri. Her çalışılan yerin yakınında çocuk bakım evi olsa hayat daha kolay. İkincisi de yaşlı bakım evleri. Çünkü bizim kültürümüzde çocuk sorumlu da kadının sorunu, yaşlıların bakımı da kadının sorunu, erkeklerin değil. Dolayısıyla bu ikisinin de devlet tarafından çözülmesi lazım sevgili Beyza'cığım. Beyza'nın sorusuna cevap verdi sanıyorum. Evet. Evet. Başka soru yok sanıyorum, değil mi? Öpüyorum hepinizi. Güzel bir sekiz. Görüşmek üzere. Tekrardan katıldığınız için sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ederim.